Değerli seyirciler, Üsküdar TV ekranlarına hoş geldiniz. Her hafta olduğu gibi Yetenek ve Başarı programında başarının sırlarını konuşmayı, başarının zihin haritası üzerine konuşmayı sürdürüyoruz. Bugün de alanında çok önemli bir isim, çok değerli bir konuğum var. Ali Eşref Müezzinoğlu bugün konuğumuz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ali Eşref Müezzinoğlu çok ülkemiz için önemli bir değer, önemli bir isim. Çok yönlü bir insan aynı zamanda. Ali Bey gazeteci, 55 yılı aşkın, değil mi hocam? 55 Doğrudur. Yılı aşkın bir tecrübe var. Profesyonelce 1962 yılında sigortalı olarak Vatan Gazetesi'nin kadrosunda foto muhabiri olarak başladım. 16 Haziran 62. Aynı zamanda Ali Bey diş hekimi, aynı zamanda bir girişimci, aynı zamanda kitapları var. Ve diş hekimliğiyle bağlantılı olarak kullandığı hipnoz konusunda da Türkiye'de hatta dünya çapında çok önemli bir isim. Yaşam boyu bu alanda başarı ödülü almış çok değerli bir isim. Ben bizi kırmayıp programımıza geldiği için çok teşekkür ediyorum. Estağfurullah, ben teşekkür ederim. Bu vesileyle genç arkadaşlara bilgi paylaşımında bulunmak, onlara rota çizmek benim için de önemli. Çok teşekkürler. Ali Bey'in aslında programımıza davet ederken yaşam serüveni tam olarak yetenek ve başarı üzerine kurulu desek herhalde çok doğru bir şey söylemiş oluruz. Şöyle ki Ali Bey çok farklı alanlarda çok başarılı işler yapmış bir isim. Ve ben onu bugün dinlemek istiyorum aslında. Sizin evet. Kariyer yolculuğunuz, hayat hikayeniz evet. Nasıl başladı? Bu kadar farklı şapkaları bir arada taşımak nasıl bir şey? Sözü size verip hemen dinlemeye geçmek isterim. Ben şanslı bir kuşaktan geliyorum. Hı-hı. Paylaşmanın, birlikteliğin, öğrenmenin kolay olduğu bir dönemden geliyorum. Gerçekten koşullar ve fırsatlar beni şereflendirdi. Ben çok çeşitli günümüzde meşhur insanla aynı okulun sıralarını paylaştım. Hı hı. Mesela Müjdat Gezen benim sınıf arkadaşım Defa Lisesi'nden. Hı hı. Uğur Dündar bir sınıf yukarımdandı. Zülfü Livaneli kısa pantolon arkadaşım. Daha çoğaltabiliriz bunları. Basın sektöründe pek çok dostlar var. Hı hı. Benim başarımın veya başarısızlığımın nedeninde koşulları çok iyi değerlendirmek, ihtiyaca göre yeni bir rota çizebilmek ve bunu ısrarla takip edilmekten başlıyor. Hı hı. Tabii ki eğitim süreciyle birlikte önce kendimizi donatmamız gerekebiliyor. İletişim kurma, hitabet, hı hı. bilgiye erişme, paylaşma ve çevre yapma. Bunlar çok önemli faktörler. Hı hı. Zamanla vesile olarak bu faktörleri ben en iyi şekilde değerlendirdim. Ama serüvenime ben önce orta 3'teyken başladım. Vefa Lisesi'nde 1960 yılı ihtilali öncesi Mart ayında. Hı hı. Bir fotoğraf makinesinin elinde fotoğraf merakım başladı. Hı hı. Bu fotoğraf merakımı basın sektöründe bir gazete fotoğrafçısı olma yolunda arzum gelişti. Ve bu bağlamda ben hiç çekinmeden ortaokulda bir yandan okurken hı hı. çıktım, doğru Bağbali'ye gittim. O zaman günlük yayınlanan bir şehir gazetesi vardı. Onun ofisine gittim ve fotoğraf servisine gittim. Ben dedim lisede okuyorum, ortaokuldayım. Fotoğrafa çok merakım var, bu konuyu öğrenmek istiyorum dedim. Hı hı. Rahmetli anacağım Fehim Erel'e foto muhabiri büyüğüm. Hı hı. Bana yol gösterdi, rehberlik yaptı ve yanına dersin dışındaki boş vakitlerinde gelmek üzere beni görevlendirdi. Tabii ki ben o karanlık olaylarında banyo yapmayı, film çekmeyi, baskı yapmayı hı hı. öğrendim. Bunlar gelecekte benim yaşantımı etkileyen faktörlere dönüştü. Hı hı. Bir yıl sonra biraz daha profesyonel olmuştuk. Hı hı. O dönemde de Türkiye Birlik Gazetesi'nin iki foto muhabirinden biri olarak, part time olarak hı hı. yarım maaşla hı hı. okul dışında devam ettim. Ama ilk basın sektöründe başlangıcım hı hı. 1962 yılı 16 Haziran'da Vatan Gazetesi'ne kadrolu ve sigortalı olarak hı hı. foto muhabiri olarak başlamamla gerçekleştirdi. Hı hı. Yıl kaç hocam? 1962. Hı hı. O dönemde basın tabii günümüzdeki gibi değildi. Koskoca gazetenin iki tane foto muhabiri vardı. Biri bende, bir de rahmetli Fehim Erel'e büyüğümdü. Biz hem bir yandan günlük çalışmalar yapıyoruz, bir yandan spora bakıyoruz, bir yandan maçlara gidiyoruz. O ilkel koşullarda hemen alelacele resmi çekmek zorundasınız. Matbaaya dönmek, yıkamak, banyo etmek ve Anadolu başvuru yetiştirmek durumundasınız. Hı hı. Zamanla yarışırdık. İmkansızlıklarla yarışırdık. Çok kısıtlı bir film imkanımız vardı ve bu şekilde devam etti. Tabii bir şeye başlarken fotoğraf diye düşünsememek
ne olursa olsun o işin geleceğin olduğunu da düşünmemiz gerekiyor. Hı hı. Fotoğraf yaparken bir çevreme baktım. Özellikle ofislerde masa arkasında süsleme fotoğrafları yoktu. Büyük boy fotoğraf basılmıyordu. Hı hı. İlkel yöntemlerle banyo küvetlerinden yararlanarak 1 metre, 2 metre, 2 metre, 3 metrelik gibi büyük fotoğrafları basarak bunları sunmaya başladım. Bu fotoğrafları yaparken birden dikkatimi çeken 62'li, 63'lü yıllarda çok eskiden taş baskısı olarak Allium ve Batem'in İstanbul figürleri vardı. Bu figürler orada bir kenarda atıl dururken ben onları duplicate yaparak çoğalttım ve piyasaya aktarabilecek şekilde örneğin masa üzerlerine süs gibi, bardak altı gibi Türk Hava Yolları'na o dönemde hizmetler verildi. Bu böyle devam etti. Bir girişimcilik aynı zamanda değil mi? Fotoğraftan büyümeye başladık. Hı hı. Yani konuyu hem metalik fotoğrafları daha sonra da onu dekoratif eşyaya çevirdik. Bu da beni kesmedi. O dönemlerde biraz daha yıllar geçti. Ben işte yavaş yavaş üniversiteye başlıyordum. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne başlamıştım önce hekim olmadan önce. Tabii ki fotoğrafçılığımı bir fotoromanla süslemeyi düşündüm. Kalktım kendimce bir hikaye yazdım. Tabii ki okulla ilgili oldu. Fakülte Sıraları adlı bir fotoroman oldu. Bunu olanaklarımla fakülte arkadaşlarımla çektim. Bir dizin haline getirdim. Bu dizini pazarlamayı düşündüm önce. Çünkü o günlerde Haldun Simali Depofset grubundan kardeşinden ayrılmış ve Saklambaç gazetesini çıkarmaya başlamıştı. Saklambaç kadınlara hitap eden, içinde her gün 5 tane fotoroman olan bir gazeteydi. Ama bu fotoromanların tümü de İtalya'dan gelen, ithal edilmiş mallardı. Ben cesaretle hazırladığım bu sistematik olarak düzenlediğim albümümü doğru gazeteye giderek gelen yayın müdürünün karşısına çıktım. Dedim ki niye Türkçe fotoroman basmıyorsunuz? Bana şöyle döndü. Var mı ki basayım dedi. Buyurun size getirdim dedim. Önüne olduğu gibi albümü çıkarttım. Şöyle bir baktı. O zaman için bayağı büyük bir paraydı. Size dedi şimdi 1500 lira yazıyorum. Muhasebeden çıkınca bu parayı alın dedi bana. Bir dakika durun dedi. Ben size 5000 lira vereceğim dedi. Yarın sabaha kadar bana bir sinopsis olarak bir aşk hikayesi yazıp getirir misiniz dedi. Ben bütün gece düşündüm, taşındım. Çingen'in aşkı adı altında bir fotoroman sinopsisi hazırladım. Ertesi sabah götürdüm. Hemen başla işe dedi. Paramı verdi. O başlangıç. Ben bu şekilde başladıktan sonra aşağı yukarı yönetmen, senarist, kameraman her şeyi bana aitti. Bir tek ressam üzerine yazıyordu. Fotoromanları başlattık. Ve bu fotoroman olayımız aşağı yukarı 45-50 romana dönüştü. Aynı zamanda çeşitli gazetelere, Yeni Asır vesaire gibi yaptım. Tabii fotoromanı fotoroman olarak sadece kanımlara yönelik bırakmadım. Örneğin Necmi Rıza'nın Papağan dergisinde ilk mizahi fotoromanı da yapanlardan biri benim. Ova'dan indik düze, Öküze Bak Öküze adlı bir roman oldu. Yayınlar devam etti. Bunlar yapılırken orada bir boşluk daha keşfettim. Türkiye'de magazin gazeteciliği, magazin haberleri bir servis yoktu. Nasıl olsa benim ekibim var, stüdyom var, çalışıyorum dedim. Ve o zaman 6 gazetenin temsilini alarak her hafta sonu magazin haberler servisi olarak Türkiye'deki ilk adımını attım magazin haber ajansının. Bunu yürüttüm. Bu şekilde bunlar devam etti. Tabii fotoğraf yine burada bitmedi. Aradan yıllar geçti. 74'lere geldiğimiz zaman Kıbrıs Harbi çıkınca Türkiye'ye bir ambargo kondu. O dönemde özellikle Hürriyet, Milliyet gazetelerinin ve uygun yerlerin fotoğraf ilaçları Kodak markasını taşıyordu ve Kodak ilaçları kullanıyorlardı. Artık bunlar gelmez olarak düşünüldü. Ben bu yüzden ne yaparım diye düşündüm. Genelde bir fotoğraf bilgim ama biraz daha özel banyoları öğrenebilirsem mutlaka bunu iman ederim diye düşündüm. Ve kalktım Burla Biraderler diye temsilcileri. Oraya gittim ve şunu söyledim. Bakın dedim, şimdi dedim bir ambargo var. Bu ambargo nedeniyle sizin mallarınız gelmiyor. Eğer bana bunun formüllerini verirseniz ben bunları burada iman ederim ve bu gazetelerle devam ederler. Aksi halde meydanı başkaları doldurur ve bir daha siz buraya bir türlü giremezsiniz dedim. Kaybedersiniz bu şeylerini. Onlara makul ve mantıklı geldi. Bana hemen İngilizce orijinal kitapları getirdiler Kodak'ın, verdiler önüme. Ben de bunu çok sevdiğim rahmetli bir arkadaşımla bir araya gelerek Fok Ağaçı adında fotoğraf kimyevi madde analiz şirketini kurduk. Harika. Bu arada fırsatları görüp değerlendirmek de çok önemli. Burada anlattığınız şeyler tam da buna örnek aslında. Doğrudur. Onun altını çizmek için. Doğrudur. Bu şekilde bunları iman edip yaptım. Hatta bir başka kanı daha çıktı. O zaman ordumuzun röntgen banyoları ihtiyacı çıkmıştı. Onu da biz Fok Ağaçı olarak benim hazırladığım formüllerle bakanlığa da sunmak suretiyle Milli Savunma Bakanı orada bir hizmet verdik.
Tabii ki fotoğraf dizi burada bitmedi. Çünkü yaşam devamlarla dolu. Yaşamda her bir halka sizi geleceğe taşıyan bir faktör olduğu gibi yönteminizi çizmeniz de, kendinizi geliştirmeniz de bir vesile oluyor. Bu arada ben artık fakülteyi falan bitirmiştim. Artık yavaş yavaş köşe yazılarını falan gazetelerde bırakarak mesleğe girmeye başladım. Diş hekimi olarak yola çıktım. 70 mezunuyum. Marmara'nın ilk mezunlarından biri üniversitesinin. Bunları yaparken benim en büyük şansım da rahmetli dayım Hüsnü İsmet Öztürk'tü. O büyük bir cerrahtı. Bütün ihtisaslarını yurt dışında, Almanya'da ve İsviçre'de yapmıştı. Göğüs cerrahiydi ve anesteziyologtu. Ve hipnoterapi diye bir konu üzerinde çalışıyordu. Anadolu'ya özgü bilinçli hipnozu meydana getirmişti. Şarkı söyleyerek ameliyatlar yapacak kadar uygun deneklerde anestezi işler yapan bir kişiydi. Yanına asistanlığına başladım vefat edene kadar. 79'a kadar yanında baş asistan olarak çalıştım. Kendisi de ilklerden midir yine tabii, Türkiye'de? Tabii Türkiye'de ilk. Hatta o kadar ilktir ki dayımda 1951 yılında Almanya'dan gelince genel cerrah olarak değil, anesteziyolog olarak ilk defa Sağlık Bakanlığı Haydarpaşa'da ona bölüm açmış. Yani şu an rahmetli dayım anesteziyologların da Türkiye'deki hepsinin babasıdır yani. Evet, bu konuyu da konumuzda, hipnoz konusunu da konumuzla bağlantılı yetenek ve başarı bağlamında konuşmak isterim sizinle. Çok bunu da ilginç. Değerlendirebiliriz. Evet, çünkü kişinin motive olması, kanalize olması, sorumluluk duygusunu hissetmesi gibi tavırlar hipnoterapiyle yüklenebiliyor. Evet, sizin yaşam serüveniniz de çok ilginç. Bir yandan siz anlatırken sanki hani Türkiye'nin gelişmesini de anlatıyor gibisiniz. İlkleri anlatıyorsunuz. Ben size vakit saat geçerse rotatifin nasıl döndüğünü, vakit matbaa nasıl kumpasla majestümüzü hazırladığımızı, o zamanki basit tekniklerini bile bahsedebilirim. Yani o siyah beyaz filmlerden renkli filmlere geçişe kadar bir de o Türk filmlerinden hani birçok şey de kafamda canlanıyor aynı zamanda. Hem ciddi bir tecrübe sizdekisi hem de günümüzü yakalayan bir tarafınız var. Bana özellikle ilginç gelen o. Hikayenizi biraz daha hızlandıracak olursak nasıl gelişti bugüne doğru gelirken? Şimdi şöyle bakın, ben önce şuna bakıyorum. Kendinize bir hedef koyacaksınız ve o hedef doğrultusunda hiç bıkmadan iyi niyetle, güvenle yaklaşacaksınız. Benim hedefim rahmetli dayımdan sonra şuydu. Dayımın yaptığı bu eseri önce ayakta tutabilmekti. Bunu başardım. Uluslararası bir podyuma getirebilmekti. Bu bağlamda hocamın vefatı 79'dur. Ben 1980 yılında Dünya Diş Hekimliği Kongresi Hamburg'a gittim. İnanır mısınız bilmiyorum, 10.000 tane diş hekimi vardı dünyadan. Tek sunum yapan Türk bendenizdim. İki konu götürdüm. Diş hekiminde ve cerrahi çalışmalarda hipnozu götürdüm. Orada ilk adımımı attım dünya satına. 82 yılında Glasgow'da, İngiltere'de 9. Dünya Hipnoz Kongresi vardı. Cesaretle oraya bir İngilizce kitapçık da hazırlayarak 3577 vakanın bilimsel sonuçlarını götürdüm. Yine tek Türk olarak sunum yapan bendim. Orada benim karşıma tasarruftur, tesadüf demiyorum. Keith Thompson gibi çok önemli Pennsylvania Üniversitesi'nin profesörüyle karşılaştım. Faithful Smith gibi Glasgow Üniversitesi'nin profesörüyle karşılaştım. Orada birlikte workshoplarda çalıştık. Birbirimizi tanıdık ve anlaştık ve kaynaştık. Bizim ne kadar ileri olduğumuzu onlar da dile getirdiler. Biz de buna yardımcı oluruz. Uzatmayalım. Bu böyle devam etti yıllarca. Avrupa Hipnoz Birliği'nin kongrelerine katıldım. Daha sonra Türkiye'de ilk hipnoz derneğini kurmaya çalıştım. 80'li yıllarda maalesef evren yasaları bize dernek kurdurtmadı. Bu 91 yılına kadar sürdü. 91 yılında artık nasılsa derneğimiz kuruldu. O günden bu yana Tıbbi Hipnoz Derneği devam ediyor. Ama ben bu arada serbest hekimlik yaparken de üniversitelerle ilişkimi kesmedim. Mezun oldum Marmara Üniversitesi'nde 86'dan 96 yılına kadar oradaki dekanların daveti, hocaların daveti üzerine her sene 5-6 ders vermek suretiyle diş hekimliği, hipnoz, anestezi gibi kavramları işlemeye çalıştım. Bu çalışmalarım 99 yılına geldiğimiz zaman Yeditepe Üniversitesi kurulunca diş hekimliği fakültesi dekanı gel dedi, sana ihtiyacım var dedi, birlikte çalışacağız dedi. Ve ben 99 yılı aralığından başlayarak Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nde o zamanki kadroyla, araştırma görevlisi kadrosuyla yola çıktım. Ve tamamen görevim hasta-hekim ilişkileri, psikolojik yaklaşımlar, hipnodonti olmak üzere devam ederken
Üniversitenin tıp fakültesi benden bu konularda yardımcı olmamı istedi. Tıp fakültesinde ben derse başladım. Bu böyle devam ederken eğitim vermeye başladık. 2001 yıllarından başlayarak bir üniversite bünyesinde tıbbi hipnoz eğitimi, doktor, diş hekim, psikologlara vermeye başladık. Ardından kongreler yapmaya başladık ki bu sene geçtiğimiz haftada 9. büyük kongreyi yaptık. Aşağı yukarı 200'den fazla katılımcı vardı. Yakın zamanda sanırım yapıldı değil mi? 11, 12, 13 Aralık'ta yaptık. Çok daha yeni. Ve Üsküdar Üniversitesi birlikte 20'den fazla yabancı katılımcı vardı. Ya bu çok önemli Türkiye gibi böyle bir koşullarda. Bunları yaptık. Bu arada konuyla ilgili ben kitaplar da yazdım. 15'e yakın kitabım oldu bilimsel romanlarımın dışında. Bu devam etti. Ama burada şu var. Başarıya giden yolda çevre çok önemli. Aldığınız eğitim çok önemli. Ben Vefa Lisesi mezunuyum ve çok mutluyum ben burada Vefa'dan mezun olmaktan. Benim mezun olduğum yıllarda Vefa Türkiye'nin bir numarası. Toktamış Ateşman hep bizim sınıf arkadaşımız, bir sınıf büyüğümüz veya küçüğümüz. O çok önemli. Çevreniz çok önemli. Aldığınız eğitimi arkadaşlarınız destekliyorlarsa, sizin elinizden tutuyorlarsa bir yere varabilirsiniz. Bence şu yapılması lazım. Girişimci olacaksınız. Genelde insanlarda bir çekingenlik duygusu var. Göz teması kurmaktan, kendini kanıtlamaktan kaçınıyorlar. Ben bu konuşmaları yapıyorum çünkü bilim ve ilim insanlık için olduğu için paylaşılması gerektiği fikrinden yola çıkıyorum. Genelde ben şöyle bir şey düşündüm. Bu insanlar acaba niye çekiniyorlar, niye geri planda kalıyorlar? Ve temelde şunu gördüm. Daha doğuştan başlayarak yapma etme, okuma, durma, çalışma vesaire gibi yasaklar, tüzükler, yönetmeliklerle aileden başlayarak toplumun sonuna kadar kısıtlama var. Kültürün de etkisi var diye düşünüyorum. Tabii. Siz katılır mısınız? Türk kültürü çok destekleyici değil. Yani doğrudur. Bir Amerika'da, Avrupa'da çok olan şeyler yapsanız bile takdir edilip ne kadar önemli işler yaptığınız size ifade ediliyor. Biz fakat tam maalesef tersine. Tam tersi. Haset çok iyi var, şeyler. Haset var. Arkadaşınız sizi kıskanıyor. Sizi aynen. Küçük düşürmeye çalışıyor. Böyle bir çizgiden geliyor. Harika şeyler yapsanız size şansınız varsa bir şey söylemeden size tepki verirler. Çoğunlukla da heves kırıcı şekildedir. Özgüven doğru. Kırıcıdır hatta. Bir örnek vereyim izin verirseniz. Rahmetli dayım çok kıymetli bir cerrah. Aynasyon olarak da Haydarpaşa Üniversitesi'nde ameliyat yapıyoruz. Birkaç tane profesör arkadaşı da geldi ziyarete. Ki öğrencileri onlar. Anestezi ameliyat yapıyor hoca. Arkadaş şöyle diyor. Bizim Hüsnü de güzel insan ama abuk subuk işlerle uğraşıyor. Hukkabaz işlerle uğraşıyor diyorlar. Nereden nereye geldik? Artık günümüzde tıbbın değişmeye başladığı, Dünya Sağlık Teşkilatı 94 yılında verdiği bir karara tamamlayıp tıbbın da ne kadar önemli olduğu bir çizgiye geldik. Şimdi buradan şuraya gelmek istiyorum. Düşünce maddeleşir ve gerçekleşir. Bir insan iyi şeyler düşünürse iyi şeyler gelir başına. Haset şeyler düşünürse o hasetlerin altında ezilir ve bükülür. Şimdi ne yaptık olayda? Biraz önce insandan söz ediyorduk. İnsan dört kalemde kendini baskılıyor. Birincisi göreceli olarak görev tanımı kendisine göre yüksekse eli ayağı titriyor. Yanlış anlaşılma endişesiyle yanlış yaparım diye ifade edemiyor. İkinci etap nedir? Akçeli konularda patrondur, zengindir yine altında eziliyor. Üçüncü etap nedir? Karşı cins ilişkilerinde eziliyor. Dördüncü etap nedir? Kuvvet ve cüsse karşısında eziliyor. Bir şey ifade edemez hale gelebiliyor. Bu faktörler kişiye baskı olarak ne yapıyor? Kekemelik getiriyor, özgüven eksikliği getiriyor, sosyal fobi getiriyor, iletişim kurmakta zorlanıyor. Bunun çok kolayı var. Biz hipnoz altında üniversitelerde, ben üniversite kliniği dışında da çalışmıyorum, yetimler bünyesinde çalışırken şu komutu veriyoruz hipnoz altında. Sorgula. Bütün insanlar eşit yaratılmış varlıklardır. O halde sen eşitler arasında ayrım olmadığına göre, peygamberler bir ölümlü olduğuna göre, yaşam koşulları herkese eşit baktığına göre bu yanlışı bırak, saygıda kusur etmeden söze başla ve konuş olarak. Motivasyonu çok kolay vermemiz mümkün. Evet, biraz önce işaret ettiniz. Bizim yöntemimiz kısıtlayıcı, insanımız kısıtlayıcı ama insan isterse içinden çıkmasını bilebilir. Bir başka önerim de şu. Başarı devamlı hep ileri göreceksiniz. Benim hedefim neydi hocamdan sonra? Dünyaya hocamı tanıtmak, dünyanın en başarılı klinisyeni ünvanını alabilmekti. Rabbim bana bunları da müsaade etti. 2012 yılında yaşam boyu en iyi klinisyen ödülünü aldım. Bu ödül dünyada sadece 3 kişide var. Albert Schiller de var, bende var, bir de Amerikalı da var. Başka kimse de var. Harika. Bu nefis bir şey ama burada benim işim bitmiş değil. Ben işte birkaç yıldır da Sağlık Bakanlığı'nın bünyesinde çalışarak bilim komisyonda yasal baza oturmasını istedim. Çünkü istismar edilen bir konu hipnoterapi.
yoldaşan bir forma. Etik ve dürüst koşulları vermeye çalıştığı zaman doğrular insanlara hizmet verir. Tam olarak nedir? Hipnoterapi nedir? Hani bu konuda çok farklı sesler var. Ne olduğu ile ilgili biraz doğrudur. Kafa karışıklığı da var. Siz nasıl tanımlıyorsunuz? Şimdi, hayatımızda var mı aslında? Biz bunu kullanıyor muyuz acaba? Yaşam hipnozlarla dolu. Efendim hipnoz demek illa mutlaka göze bakarak yapılan işler değil. Çaktırmadan verilen komutlarla insanı değiştirmek mümkün olduğu gibi siz de bilirsiniz ki algı merkezine algılamayacağı şekilde verdiğiniz sunumlar sonuç olarak dönebiliyor. Çok basit Coca-Cola reklamı vardır 35'lerde yayınlanan. Bir tane Coca-Cola fotoğrafını her filmin 13. karesine koymuşlar. Çıkanlar Coca-Cola istemiş. İşte farkında olmadan da rüya işinden verilen olay budur. Bizim yaptığımız kişinin talebi doğrultusunda bilinçli bir yaklaşımla hedefe giden yolda aracılık yapma sanatı. Kılavuzluk kaptanlık yapma sanatı. Bu uyku değil, kendinden geçme değil. Gözünün önünde bir şeylerin sallandığı bir çizgide hiçbir zaman değil. Öyle biliniyor böyle, değil mi Çantakın? Yanlış, bunlar yanlış. Etkisi, bizim yöntemimizde istemese hipnoza girmez. Bir de bunun yanı sıra her şeye, herkese hipnoz yapacağız diye kural yok. Hipnoza yapabilmek için tıbbi anlamda bir ihtiyaç varsa söz konusu olmalıdır. Değilse sahne gösterisi deyip olay istismar edilmemelidir. Ticari boyuta hiç çekilmemelidir. Bir şey ya vardır ya yoktur. O halde hipnoz nedir? Kişinin talebi istemi doğrultusunda güvendiği bir aracılığıyla dünyadan tümüyle kopmadan hafifçe soyutlanarak iç dünyasına baktığı andır. Verileri seçtiği, kendisine uyanları kabullendiği andır. Böylece çok farklı şeyler yapmak mümkün. Basitçe hipnozda dokunduğum yerde ateş değmiş derseniz kaldırmasanız orada gerçek ateşin sonuçlarını veriyor. Yani oradan şuraya geliyorum. Sanal olarak düşüncelerimiz aynen gerçekleşiyor. Bağırsaklarım tembeldir derseniz tembelleştiriyorsunuz, sistemi bozuyorsunuz. O halde iyi şeyler söylemeli, iyi şeyler dilemeliyiz kendimize de etrafımıza da. Bu bir zenginliktir, bir başarıdır diyorum. Programın başında bir şey söylemiştiniz. Düşünce maddeleşir demiştiniz. Doğru, tam doğru, da aslında buna ifade ediyor. Gibi. Bakın şimdi o kadar ilginç ki büyül teşekkür dediniz, büyül teşekkür ediyoruz, ateşin sonucunu veriyor. Daha bunun gibi çok deneyimler var. Burada bir basit örnekle bağlayayım isterseniz. Amerika Birleşik Devletleri'nde yaklaşık 6 yıl kadar önce bir araştırma yapıldı. Vücut geliştirme sporuyla ilgilenen 30 tane sporcu alındı. 30 sporcu iki gruba ayrıldı. Kontrol ve denek grubu olarak. İki tane tıpatıp birbirinin aynı spor salonuna hazırlandı. 6 ay süreyle sabah 9 akşam 5 sporcular buraya gitti. Bir grubu aletleri kullandı, vücut geliştirdi. Bir grubu tribünlere oturdu, aletlere baktı, kullandığını düşündü. Amerikalıların yalancı isim 12,6 santim her iki grupta vücut geliştirme var arkadaşlar. Bu dediğiniz sanallar da evet. Sizinle yaptığımız sohbette bunu söylemiştiniz. Daha sonra merak edip araştırdım. Evet. Washington State Üniversitesi'nde yapılmış bir doktora çalışmasının daha sonra bilimsel makaleye çevrilmiş hali. Çok ilginç gerçekten sonuçlar. Bu da düşüncenin maddeleşmiş bir hali aslında. Evet evet. Yani kabullenişler, hazmedişler. Yani bir de şu var. Tatmin duygusu çok önemli. Kiloda vesairede, alkol bırakmada, sigara bırakmada çok önemli. Onları da ben kabul etmiyorum. Gereksiz yere işte geçiş süresinde işte bu halledelim, yatıralım vesaire. Yok böyle bir şey. İnsan isterse içmeden de içmiş gibi geçiş sürecinde o salgıyı veriyor. Alkolü içmeden de içmiş gibi kullanmadan başarabiliyor. Bu da bir farklı ayrıcalık. Bunlar benim kişisel araştırmam açığa çıkan olaylar. Son bir Amerikan örneğini size isterseniz şunu bağlayayım. Geçtiğimiz İsviçre'de bir araştırma yapıldı. Bir film yapıldı. Bu filmin bir tanesine, aynı filmin 5 saniyede bir şekerleme resmi kondu. Diğer filme 20 saniyede bir şekerleme kondu. Ve şekerleme sevenler filme davet edildiler. 5 saniyede bir şekerlemeyi fark etmeden, algılayarak gören, hissedenler çıkışta ikram edilen şekerlemeden bir veya iki tanesini alırken 20 saniyede olanlar avuçladılar. Bu da bize şunu gösteriyor. Şuur altımızıyla tatmini hazır. Kesinlikle. Bu bilinçli olarak, daha doğrusu uzmanlar eşliğinde kişinin istediği gibi bir yaşam yaratmak için kullanılabilirken aslında biz kişi olarak eğer bizim bilinçaltımızı yönetebiliyorsak, bilincimizi yönetebiliyorsak kendimizi nasıl motive edebiliriz? Kendi kendimize neler yapabiliriz? Başarıya giden yolda örneğin telkini biraz daha işin içinden günlük hayata herkesin aktarmak uygulayabileceği şekilde dönüştürecek olursa. Ben size başka bir şey daha söyleyeyim. Kabullenir kabullenmez bilmiyorum ama bana göre her insanın yapı taşlarında, beyinsel bölümünde eşit ortak paydalar var. Eşit ortak payda insan herkes virtüöz olabilir. Ama virtüöz olabilmek için efor harcamak, çalışmak, o konuya konsantre olmak, zaman ayırmak şart. Ama pota olarak beyin yapımızda bu imkanlar var.
Oysa ki biz biraz tembelleşmiş, işi biraz kolayından almışız, biraz kaçamak tarafından dünyevi taraflara bakmışız. Bunları yaptığımız istediğimiz hedefe gidemiyoruz. Ben şunu gençlere öğütlemek isterim izin verirseniz. Estağfurullah. Başlanılan işin ufağı büyüğü olmaz. Bir yola çıkın, bir şey öğrenin. Yaşamda karşılaştığınız her adımların size bir katmanı olacaktır. Ben kendi yaşantım süresince cemiyetçilikte yaptım, vakıfçılıkta yaptım. Bana güldüler zaman zaman, bir dernekte genel başkanlık da yaptım. Ne işin var orada, ne çıkarım vardı? Benim çıkarım şuydu. Orada insan ilişkilerini öğrendim, çevre yaptım. Düzeni öğrendim, hizmeti öğrendim, paylaşmayı öğrendim, yönetmeyi öğrendim. Yani bazı parasız işler de bize katman olarak yaşamda çok şeyler verebilirler. Ben yine şanslı olduğuma inanıyorum. Bir İstanbul çocuğu, İstanbul'da doğmuş bir birey olarak çok mutluyum. Vefa'da okumanın büyük keyfini yaşadım. Çevrem çok güzel insanlarla doldu geçti. Basın yaşantım yine pek çok insanı tanımakla geçti. Onların olayları bir kısa anıda şöyle söyleyeyim. 1960 ihtilali yapılmıştı. Ben o zaman 62'de gazeteciyim de. Sayın İnönü ile Cemal Gürsel'in arası açık ve küslerdi. Bunların ilk buluşma yerleri şeyde olacaktı. Florya'daki Atatürk'ün evinde olacaktı. Bana gazetem görev verdi. Bir cumartesi sabah erkenden git. O zaman İnönü'nün evi şeydeydi, Maltepe'deydi. Ben oraya alelacele gittim. Biraz sonra dediler ki Ertuğrul Yatı'yla şeye gidilecek ama çok fazla kişiyi alamayacak başbakan. Beni de seçtiler. Ben o zaman işte 16 yaşlarında, 10 yaşlarında elinde fotoğraf makinesi Ertuğrul Yatı'yla Sayın İnönü'yle yan yana oldu. Beraber fotoğraf çekildi. Demeçler verdi. Anadolu Ajansı şöyle dedi, genç bir gazeteci konuşmuştur dedi. Orada tekrar İSKİ'ye çıktıkları zaman Cemal Gürsel'le ilk kucaklaşmalarını da çekme fırsatı yakalamıştım o dönemde. Yani bunlar tasarruflardır, tesadüfler yoktur. İnsan sebat eder ve çalışırsa, hedefine koyarsa o hedef gerçekleşir. Yeter ki hedef olumlu olsun. Olumsuz, olumsuz gerçekleşir. Bu hedef koymak ve geleceğe dair insanı çeken bir yaşam hayali, yaşam tutkusuna sahip olmak sanırım önemli bir şey aynı zamanda. Sizde de doğrudur. Biraz bunu görmek mümkün anlatmış olduğunuz hikayelerde. Yaşam tecrübelerinde demek daha doğru belki de. Bu arada vurguladığınız bir konu, onu daha bir açmak isterim. Kimleri tanıdığınız, içinde yetişmiş olduğunuz çevre çok önemli. Doğrudur. Başarılı insanların başarılı bir çevresi var. Başarılı insanlardan oluşan arkadaşları var. Bazı insanlar böyle bir çevrenin içinde doğuyorlar. Bu seçime dayalı bir şey değil. Evet. Böyle değilse ne yapabilir insan? Çünkü daha popüler tabirle network, kişisel network başarıda çok önemli rol oynuyor. Doğrudur. Böyle bir çevrenin içinde doğmamışsa kişi ne yapmalı network geliştirmek için? Nasıl yapmalı? Söylüyorum. Örneğin staj mı yapacaksın diyorum. Staj yapacaksan git en iyi yere git. Kapısında kul köle ol, gerekirse onun alışverişini yap, geri çöpçülüğünü yap ama iyi yerde yetiş. Bir örnek vereyim, benim yeğenlerimden biri özellikle bu dikiş, nakış ve moda konusunda çok istekliydi. Gitti, ne yapacağım amca dedi, git dedi Vakko'da bu işi öğren dedi. Benim kızım gitti, kapısını çaldı, Vakko'ya girdi. Vakko'da bir Japon'un yanında aşağı yukarı 2 yıl eğitimini tamamladı. Şimdi en iyi kreasyonları yapan insanlardan biri. Demek ki bizim yapımızda eksiklik varsa, içinizde bir farklılık varsa o farklılık bizi seçmeye, en iyisini gitmeye göre. Ama hadi bunu yapmış olalım, geçelim derseniz bir yere varamazsınız. Yani en iyi yerde bu olmak daha iyi bence. İyi yerden başlamanın önemine işaret ediyorsunuz. İyi yerden arkadaşı bulmak, çevre bulmak, çevrenin içine sızmaya çalışmak, kendini oraya aktarmaya çalışmak. Bu tabii ki bir cesaret ister, bir özgüven ister, bir iletişim ister. Ama insan bunları isterse yapabiliyor, başarabiliyor. Her şey para pul demek değil. Bir de belli bir aşamaya geldikten sonra benim çalışan insanlara verdiğim şu, bilginizi lütfen paylaşınız. En son aldığınız bilgiyi bile öğrencilerinize, öğrettiğiniz insanlara veriniz. Çünkü arkası geliyor. Ben buna bir ilahi güç olarak düşünüyorum. Verdikçe veriliyor efendim. O halde paylaşmayı bileceğiz. Saklamak yok. Saklamak bizde yok olur ve gider. İşte başarının anahtarı da bu. Evet, yine biraz Türk kültüründe de şu yok mu? İşte usta çırak ilişkisinde dahi usta çırağına ne kadar az bilgi verirsen bu benim yerime geçemez diyerek hareket ediyor. Bu da bilgiyi kısıtlamak anlamına geliyor. Çünkü bu ama bunun altında şöyle bir şey var. Kişi kendini tam güvende hissetmiyor çünkü içi boş belki de hemen
yeri evet. doldurulabilir olarak görüyor. Öyleyse yeri doldurulamaz bir kişi olmaya çabalamak ve bir yaşam boyu bunun için gayret sarf etmek o özgüveni de getiriyor. O zaman kişi korkmuyor. Çünkü onun yerine bir başkası geçme niyetinde olsa bile o mevcut pozisyondan daha iyi bir yere geçmek için zaten hazır oluyor. Belki farklı alternatifleri değerlendirmek için de bu bir vesile olacak. Dolayısıyla bu özgüveni kazanmış olmak çok önemli. Ben yetenek yönetimi diye bir konu üzerine çalışıyorum. İnsan evet. kaynaklı yönetiminin yeni adı ve yeni aşaması. Yedekleme sistemleri var yetenek yönetiminin içinde. Yani önemli pozisyonlardaki insanların yedekleri yetiştiriliyor ve bu yedeği kişi yetiştiriyor. Yani o yedeklenen kişi ve kişinin performansı da kendinin yerine geçecek kişiyi iyi yetiştirmesiyle alakalı. Bu çok değişik sadece bir mantıklı. Sadece insanlara görev verip güvenmeyle başlıyor. Bir Hı-hı. örnek vereyim. 92-93 yılıydı. Ben büyük bir uluslararası kuruluşun genel başkanlığını yaptım. 10 bin kişi vardı benim alanımda yardımcı oldum. Aşağı yukarı 100 kişiye yakın da benim yönetimde hizmet verdiğim insanlar vardı. Yönetime geldiğim gün şunları söyledim. Sizlere görev veriyorum dedim. Bu görevi benim yetkimle yapacaksınız. Hı hı. Benim yetkimle yapacaksınız. Aksi olursa gereğini yaparız dedim. Hiç yorulmadım. 284 toplantıya katıldım. İnsanlardan 2 tanesi fire verdi. 98 tanesini görevini tam yaptı. Neden? Özgüvenle yaptı. Soruşturun diye yapmadı. Yanlış yapmamak için kalktı yaptı. Yani insanlara değer vermek, görev vermek, öğretmek ve elinden tutmak zorundayız. Merdiveni çıkarken karşılaştığımız insanlara gülümseyerek bakıyorsak, dostça yaklaşıyorsak inerken de bizi dostça karşılar ve gülerler. Ama giderken iğne atıyorsak, kazık atıyorsak, yanlış yapıyorsak bir yerden düştüğümüz zaman bir daha bizi görmezler, üstümüze basıp giderler. Olay bu kadar basit. Ama bizim ekolümüzde şey var yani, görev verme, aynı şeyi ben de yaşadım. Rahmetli dayımdan uzun süre, ya bu nasıl yapıyor? Yıllardır gelip geliyorum, asistan nasıl oldu, nasıl yapacağım derken, günün birinde de yap oğlum dedi, hipnoz yap dedi. Bir akşam saatte bir yaşlı hastaya. Vakit saat gelmişti, ben bilmiyorum ne yapacağım, kalktım. Yap dediğine göre yaparım diye yola çıktım. Hı hı. Son iki ameliyatında da kendisi operatördü. Ameliyatı kendisi yapmadı. Yaptı, hipnozunu yapmadı. Geç dedi, hipnozunu yap dedi. Bana cesaret verdi. Hı hı. Hayat hastalığı son iki ameliyatında. Bu da kendi vefatından sonra zannediyorum bir manevi anlamda güvendiği bir insan olarak beni işaret etmişti. Böyle yola çıktık. Ama ben şimdi bilgi paylaşmaktan çok seviyorum. İnsan psikolojisi konusunda aktarımları çok seviyorum. İnsanlar arasında ortak payların olduğunu görebildim. Ve bunları hep yazmaya çalışıyorum kitaplarımda her şeyde. Çünkü bilim, ilim insanlık içindir. Bunun dini, dili, ırkı yoktur. Dünyaya gelirken nasıl annemizi, babamızı seçemiyorsak, cinsiyetimizi seçemiyorsak bilimi de bırakın paylaşalım. Her millette kötüler var. İyilerle bir araya olmaya çalışalım diyorum. Ve şöyle bir ortak paydalı izin verirseniz toparlayalım, süremi doldu zannediyorum. Şöyle söyleyeyim. Bütün dünya milletler arasında en az 100 tane ortak payda vardır insanlar arasında. Hı hı. Karşınızdaki insanla iletişim kurarken bu ortak paydaları kurcalarsanız birkaç tanesinin aynı olduğunu gördüğünüz anda o iş bitti. O kişi bir daha sizden sapmaz, sizden ayrılmaz, sizi kendisi bilir. Bunların birimiz meslektaşlık bütün insanlarda aynıdır. Musiki sevmek farklı varyasyonları olsa da yine bir ortak payıdır. Spor yapmak, hobilerle uğraşmak. Deşin karşınızdaki insanlarla neden hoşlanıyor, neyi yapıyor, ne konuda ilgi alanı var. Bunlardan mutlaka sizin bildiğiniz ve ilgi olan alanlar var. Bunları söylediğiniz zaman karşıdaki kişi size teslim oluyor. Bir daha sizin dışınıza çıkmıyor. O halde insan ilişkilerinde yapıya, renge, şekle bakmadan insan olduğu fikre bütünleşerek yollar kısalır. Çok teşekkür ediyorum. Kapatmadan programımızı gençlere, kariyerinin başındaki insanlara özellikle söylemek istediğiniz son birkaç cümlenizi almak isterim. Kariyerde bir yere gelebilmek için bazen maddesel kavramı göz ardı etmek lazım. Yerine göre kuru ekmek suya çalışmak da lazım. Ama sebat edip çalıştığınızda meyvesini fazlasıyla göreceksiniz. Ben şunu veriyorum, bir hedef çizin kendinize. O hedef içerisinde büyümeye, gelişmeye çalışın. Ama o ya sevdiğiniz hedef olsun. Rastgele bir eğitim değil, rastgele bir branş değil. Sizi mutlu edecek bir branş olsun. Mutlaka o mutluluğu yakalarsınız ve geliştirebilirsiniz. Ama cesaret, atılım ve güç. Bütün insanlar eşit yaratılmış varlıklardır. O halde ayrım yoktur aralarında. Saygıyla kusur etmeyin, iletişim kurun diyorum. Harika, çok teşekkür ediyoruz. Ali Eşref Müezzinoğlu bugün bizlerle birlikteydi. Çok önemli konulara değindik. Tekrar haftaya görüşmek üzere. İyi günler.